Harbi Plus'tan herkese merhaba. Ben Eren İmdat. Şu günlerde yani tam kapanmanın olduğu günlerde belki de canınız çok sıkılıyor olabilir. Bu yüzden ben de yanıma şu anda gördüğünüz iki tane Xiaomi telefonunu aldım. Ve bu iki tane Xiaomi telefona Gcam kuracağız. Gcam nasıl kurulur, nasıl işler ve fotoğrafları da bakıp göreceğiz. Acaba hangisi daha iyi? Stok kamera mı daha iyi olacak? Yoksa Gcam'in çektiği fotoğraflar mı daha iyi olacak? Onlara bakalım ama öncelikle Gcam nasıl kuruluyor ona bir bakalım. Öncelikle Gcam nasıl kuruluyor buna bakalım demiştim. Çünkü burada önemli noktalar var. Konfig nedir? Konfig nasıl kurulur? GKM'i kurduktan sonra APK olarak o kadarla kalıyor mu kalmıyor mu bunlara bakacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Konfig yani konfigürasyon yüklemek burada GKM'i daha iyi hale getiriyor. Bu GKM'in üzerinde geliştirmeler yapıldığı anlamına geliyor. Ben de bunu göstermek için size bir ekran kaydı açacağım ve bunu göstereceğim. Zaten açıklamada da GKM nasıl kurulduğunu, hangi linklerden hangi GKM'i indirdiğimi ve hangi konfigürasyon yani konfigi indirdiğimi de orada belirtmiş olacağım sizlere. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben buradan bir ekran kaydını başlatayım. Evet. Ben zaten indirmiştim e, Gcam ve Config'i. Buna göre size yönlendireceğim. Öncelikle indirdiğiniz o Gcam'i kurmanız gerekiyor. Burada Gcam'i hemen kuralım. Tabi bilinmeyen kaynaklardan da burada uygulama yükleme izin vermeniz gerekiyor. Sonrasında yükle seçeneğine bastığımızda da Gcam'i yüklüyor arkadaşlar. Hemen yüklemesine bekleyelim. Ve Gcam kuruldu, tarıyor. MIUI tabi her uygulama kurulduktan sonra burada bir tarama işlevi gösteriyor. Ve Gcam'i açıyorum. Gördüğünüz gibi burada e, Gcam artık kuruldu. Yani bir Google Pixel arayüzündekiymiş gibi kuruldu. Ben buradan hemen üst taraftaki oktan ayarlara geliyorum ayar çubuğuna basıyorum ve bana bir Gcam ayarlar menüsü açılmış oluyor. En alt tarafa geliyorum ve burada yapılandırmalar var. Yani bunun da İngilizcesi config olarak geçiyor. Burada config'de de burada kaydet, takma ve değişiklikler kısmı var. Buradan kaydet kısmına tıklayıp istediğiniz bir şey yapabilirsin. Mesela ben buraya Eren yazayım. Eren deyip kaydediyorum ve artık Eren config olarak kaydedildi. Peki ben indirdiğim bu konfigürasyon nasıl? GCAM'in içine atacağım ve oraya kuracağım. Hemen bunu da gösterelim size. Hepsini bu kapatayım ben buradan. Evet şu an hepsini kapattım ve tekrardan dosya yöneticisine geliyorum ben burada. Burada yapmanız gereken şey şu ki indirdiğiniz dosyayı GCAM dosyası adı altında olan içerisine girip oradaki config dosyasının içine bırakmak. İlk yapacağımız iş bu. Hemen oraya geleyim. Depolama. Burada indirdiğim dökümanı burada tcxml olarak varmış. En uygun olarak bunu buldum ben. Bunu alıyorum. Şöyle bir saniye. Aynen. Bunu alıyorum ve taşı diyorum. Bana taşıyacağım yeri soruyor. Nereye taşıyacağım? Ben dahili hafızaya taşıyacağım ve burada Gcam adlı dosyanın içerisine taşıyacağım. Giriyorum ve config7 diye bir dosya var ve bu dosyanın içine gördüğünüz gibi burada zaten ben daha öncesinde attığım için hemen burada gözüküyor. Tekrardan ben atmayacağım çünkü zaten var bunun içerisinde. Hemen çıkış yapıyorum burada. Sonrasında da arka planı temizleyeyim ve Gcam'e giriş yapıyorum. Gcam'e giriş yaptıktan sonra bu alt tarafta işte kamera ön tarafa döndür. Çekilen fotoğraflar ve e, denklenşör tuşunun arasındaki böyle bir iki tane siyah boşluk var. Oraya İki kere dokunduğumda bana choose config yani config seç seçeneği geliyor. Ben burada tabi indirdiğim configlerden yani bu tc olanı seçiyorum. tc'ye tıkladığımda restore seçeneğine tıkladığımda tekrardan burada artık config kurulmuş oluyor Gcam'e. İsterseniz ben birazcık fotoğraf çekeyim bakalım nasıl çekiyor. Stok kamera ve Gcam'e çektiğim fotoğraf arasında ne gibi farklar var onları görelim. Sonrasında tekrar buradayım. Evet aradan bir iki gün geçti ve Redmi Note 10 ve e, Poco X3 ile ile nasıl bir performans sergilediğini az buçuk anlayabildim açıkçası. Birazcık zaman geçmesini istedim çünkü arasındaki farkları anlamak e, çok kolay olmuyor açıkçası. O yüzden bu 1-2 gün benim için yeterli bir süre oldu. Hemen gelin fotoğraflara bakalım. Redmi Note 10 mu daha iyi çekmiş yoksa Redmi Note 10'un Gcam mi daha iyi çekmiş veya Poco X3 mi Poco X3 Gcam ile beraber mi daha iyi çekmiş bunlara yakından bakalım. İlk fotoğrafımız Poco X3 ile çekildi burada. Poco x 3te e, stok kamerasında gerçekten güzel bir fotoğraf çıkarmış. Zaten kör randevuda da güzel fotoğraflar çıkarttığını söylemiştik ama ön kamerada eksikti. Burada yine bir pudra efekti görüyoruz suratımda. Genel itibariyle fotoğraf güzel ama Gcam'e geçtiğinde farkı anlayacağız. Burada Gcam ile beraber daha iyi bir kontrast sağlanmış. Özellikle keskinlik tarafında da Gcam iyi bir iş başarını söyleyebilirim. Burada Maskem'den anlaşılacağı üzere Maskem'in detayları çok daha iyi Gcam'de. Hemen geri dönüyorum. Burada stok kamerada Maskem'in detayları Gcam'e göre stok kamerada daha az çıkmış. Ve sağ tarafımda Poco'da sağ tarafımda Gcam'de de sol tarafında. Çünkü fotoğrafı bir yansıtma efekti uygulamış Gcam. Burada Poco'da sağ tarafta olan bu köprünün ayaklarının ve oradaki gökyüzünü daha e, böyle pastel renkle çıkarırken Gcam ile beraber de daha net bir şekilde burada gözüküyor. Özellikle köprünün ayakları ve e, gökyüzünün detayları çok daha iyi. Keza arka taraftaki yeşilliklerde daha iyi çıkmış. İkinci fotoğrafta bu e, videoyu çekmeye başlarken ben hemen sonrasında da tekrardan bir fotoğraf çektim. Bu yine Poco X3'ün kendi kamerasından çekilen fotoğraf. Fotoğraf genel itibariyle güzel olarak gözüküyor ama tabii ki yine... Gcam'i görene kadar Gcam'a geçtiğimizde gerçekten çok daha iyi bir keskinlik ve renklerin olduğundan daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Özellikle arka taraftaki bizim ışığımızın buradaki renkleri çok daha iyi çıkmış. Stok kameraya göre stok kamerada biraz daha böyle yine pastelimsi bir efekt var ve şu tarafta gördüğünüz o renklerin birbirine girmesi durumu mevcut. Ama burada Gcam ile beraber o renkler kesinlikle yok. ve Fotoğrafın keskinliğini de gayet iyi. Özellikle gözlerimin rengini de çok iyi çıkarttığını söyleyebilirim. E, stok kamerada yine gözlerimin rengi belirgin ama yine biraz daha e, fotoğrafta geri planda kaldığında görüyoruz. Burada da Poco X3'ün yine kendi stok kamerasıyla bizim stüdyo ışığımızın e, arka tarafındaki lambaları istedim çekmeyi. Renk ayarının renk yoğunluğunu ve parlaklığı ayarladığımız burada e, mavi ışıkta gösterilen değerler var. Burada Poco X3 birazcık e, fotoğrafı nasıl desem... Ben portre moduna da çekmedim ama bu sağ tarafta gördüğümüz kısım nedense böyle bir flu olarak çıkmış. Ayrıca sol tarafta da burada bir kumlanma görüyoruz. O kadar iyi ışık alan bir yerde böyle kumlanma olması açıkçası bence hiç de iyi değil. Burada Gcam'e geçtikten sonra Gcam'de artık farkını gösteriyor. Özellikle burada yine sayıların olduğu kısımda bir mavi ledlerin olduğu kısmını normal Gcam stok kameraya göre gerçekten daha iyi çıkarmış. Ve sağ taraftaki oradaki bu Fluluk kesinlikle Gcam'da yok. Bu konuda Gcam'in iyi iş başardığını da söylemek mümkün. Sonrasında gece fotoğrafına geleceğim. Burada Poco'nun gece fotoğrafları gerçekten çok güzeldi. Yine kör randevuda da güzel çıkmıştı. Ama e, burada yine Gcam'i görene kadar güzel diyorum. Çünkü Gcam beraber şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor ki gördüğünüz gibi renkleri gerçekten tam olduğu gibi çıkarıyor. Ne sarı ışıkları gösteriyor sokak lambalarını ne de gökyüzündeki e, oradaki kumlanmaları bize gösteriyor. Grenlenmeleri gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi stok kamerada çok fazlasıyla bir gram mevcut özellikle gökyüzünde ama kendi bu gözükmüyor arkadaşlar. Ve ağaçların yeşil olduğu da gerçekten çok güzel bir şekilde fotoğrafta belirgin olarak çıkmış. Ama burada stok kamerada sarı kesim çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Özellikle arabaların üstündeki bu beyaz arabaların üzerine düşen sarı ışıktan da bunu anlayabiliyoruz. Bu fotoğrafta tekrardan ben otobüs durağının yürürken gibi fotoğraf çektim burada. Bu stok kameraya çıkan fotoğraf aslında fotoğraf gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani yeşiller, yolun keskinliği falan her şey çok güzel. Okey olarak ben bunu lanse ediyorum. Gcam'a baktığımızda burada Gcam'da sağ tarafı biraz daha koyu yani gölgeleri biraz daha koyu renkli olarak bırakmış. Daha gölgede olduğu için orası birazcık daha karanlıkta kalmış açıkçası. Ben burada iki fotoğraf arasını seçecek olsam kesinlikle stok kamerayı seçerdim. Yeşili yeşili gibi çıkartmış gölgeleri ve aydınlık kısmındaki yeşilleri de gayet iyi çıkarmış ama Gcam'in de buradaki avantajı da gerçek hayata yani gerçek renklere daha yakın olması. Poco'da mesela yolun biraz daha böyle maviye çaldığını görüyoruz ama aslında gri burada Gcam'de o gri olduğunu da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine burada Stüdyonun ışıkları altında yine ışığı görüyoruz. Bakalım hangisinin detayları daha iyi diye ben alacak diye baktım. Burada Poco X3 gerçekten güzel iş başarmış. Ama Gcam'e geçtiğimizde gerçeğe daha yakın renkler gösteriyor ve bence ışığın detaylarını yani oradaki çizgileri Gcam çok daha iyi çıkarmış normal stok kameraya göre. Şimdi de Redmi Note bakalım. Çünkü Gcam'de nasıl bir performans sergiliyor onu çok merak ediyordum açıkçası. Hatta Poco X3'ten daha çok merak ediyordum. Hemen o fotoğraflara geçelim. Burada da Gcam'in nasıl bir portrede performans sergilediğini ben merak ediyordum. Öncelikle normal Redmi Note 10'un stok kamerasıyla çekim yaptım. Burada gerçekten güzel bir iş başardığını söyleyebilirim. Çünkü kesimi, ayrımı, saçımı, kıyafetimin ayrımını gerçekten çok iyi yapmış. Arka tarafının bulanıklığını gayet iyi ayarlanmış. Özellikle yeşilin tonlarını gerçekten güzel bir şekilde vermiş. Çünkü hafif akşam üstüne doğru bir ışık vardı ve ağaçların arasından da bu ışık yayılıyordu. kamera baktığımızda burada ise biraz daha gerçeğe yakın bir renk verdiğini özellikle yüzündeki detaylarda çok daha iyi bir şekilde verdiğini söyleyebilirim. Hemen burada yine tekrardan stok kamera dönelim. Yine burada bir hafif bir pudra efektini görüyoruz stok kamerada. Neden Xiaomi bu şekilde yapıyor anlamıyorum Hadi ön kamera tamam ama arka kamerada da bunu yapması bence hiç hoş bir şey değil Ama şunu söyleyebilirim Gcam'den daha iyi bir ayrıma sahip olduğunu yani obje nesne ayrımı olduğunu söyleyebilirim Çünkü burada gördüğünüz gibi sağ kulağımın alt tarafında omzumla birleştiği yerde Gcam hafif kaçırmış o tarafı Arka taraftaki çimin daha doğrusu ağacın dallarını görebiliyoruz Yine bir gece fotoğrafı Poco X3'te olduğu gibi yine aynı yerden bu fotoğrafı çektim. Note'un gece performansı çok hoşuma gitmedi benim açıkçası normal stok kameranın çünkü detayları Açıkçası bayağı bir kaybetti özellikle buradaki e, taşlarda yani yıkılmış binanın taşlarındaki detaylar neredeyse yok gibi özellikle ışıklandırmada da yine aynı şekilde sarı tonlar hakim. Hemen Gcam'e geçiyorum. Gcam bu sefer e, detayları çok daha iyi vermesine rağmen nedense sokak ışıklarının çok daha fazla sarardığını görüyoruz. Burada taşların detayları normal stok kameraya göre çok daha iyi olmasına rağmen ve keskinliğin de arabalarda daha iyi olmasına rağmen ışıklandırması biraz daha az ve sarımtırak olduğu için burada kimileri Gcam'ı tercih edebilir, kimileri de stok kamerayı tercih edebilir. Ben nedense burada yine Gcam'ı tercih edeceğim. Çünkü benim için keskinlik önemli. Ben bunu herhangi bir fotoğraf uygulamasından pozlamayı arttırıp grain'i de azaltırsam parazit azaltmadan bu şekilde daha iyi bir fotoğraf elde ederim en azından stok kameraya göre. Yine burada stüdyodaki ışıkları görüyoruz. Burada Noton gerçekten çok güzel e, çıkarmış fotoğrafı. Yani detaylar, ışıkların e, vurması duvarlara. Burada gerçekten güzel bir iş başardığını söyleyebilirim. Işığın detaylarına bakacaksak buradaki çizgilerdeki detaylar biraz kaybolmuş gibi duruyor. Gcam'a baktığımızda ise burada biraz daha e, renklerin daha maviye yakın olduğunu görebiliriz. Daha böyle soluk renkler vermiş Gcam. Ama detaylara geldiğimde burada kesinlikle ışığın bu çizgilerin detaylarını çok çok daha güzel vermiş bir stok kamera göre bu yönden çok başarılı buldum. Yani ikisini harmanlamış bir şekilde olmuş olsa çok güzel olurdu aslında. Yani ışığın buradaki çizgilerin detayları Gcam'den ve etraftaki duvarların detaylarını, ışıkların detaylarından, yani stok kameradan olmuş olsaydı fotoğraf mükemmel hale gelecekmiş diye düşündüm açıkçası. Sonrasında da yine burada size ilk girişi yaparken tekrardan burada bir fotoğraf çektim selfie'yi. İlk fotoğrafımız stok kamera ile çekildi. Stok kameranın zaten aynı efekti uyguladığı için benim aslında sizin gördüğünüz açıdan bir yansımasını veriyor bana. Burada gerçekten güzel iş başarmış burada stok kamera. Bunu gerçekten çok sevdim. Arkadaki ışığı da daha iyi vermiş diye düşünüyorum ben. Yani fotoğrafın tamamında aslında güzel bir iş başarmış. Gcam'e geçiyorum. Gcam burada çok daha aydınlık ve yine mavi tonların hakim olduğunu görüyoruz. Yine kıyafetimdeki detaylar falan bence stok kamera göre başarılı. Ama yüzümün detayları sanki Note 10'da daha iyiymiş gibi geldi. Biraz daha rengim soluk çünkü benim. Yani buradaki Gcam'e göre. Gcam fazlaca bir burada ışık yansıtmış yüzüme. Ve arkadaki ışığın da detayları bence Gcam'a göre başarılı değil. Stok kamerada çok daha başarılı bir şekilde çekmiş. Bu yine kişisel tercihler. Fotoğrafınızın aydınlık mı olmasını istersiniz Gcam'daki gibi yoksa detayların bol olduğu bir fotoğraf mı istersiniz normal stok kameradaki gibi. Bu sizin kendi görüşünüze bağlı. Bence ama bence burada stok kamera daha başarılı. Evet burada yine bahçede bizim makro çekimlerini yaptığımız kırmızı bir bitki var. Burada da çekmek istedim. Burada filigranı kapatmışım yanlışlıkla. Kusura bakmayın ama bu fotoğraf normal stok kamerayla çekildi Redmi Note 10'un. Burada renkler gerçekten çok güzel ama sanki birazcık bitkideki yani bu kırmızı bitkilerdeki renkler patlamış gibi gözüküyor. Özellikle güneşin tam altında olduğu için biraz patlamış gibi geldi bana. Çünkü Gcam'le çektiğimde çok daha gerçeğe yakın renkler olduğunu fark ettim. Burada GCAM çok daha başarılı bir iş başardığını söyleyebilirim. Çünkü normal yeşillerde de özellikle bu sağ taraftaki bitkilerin yani yeşil bitkilerin de rengine baktığınızda aslında renklerin patladığını çok daha anlayabiliyoruz. Burada gerçekten çok güzel bir şekilde yakalamış. Kontrast özellikle bu arka taraftaki siyahlığı çok daha iyi yakalamış normal e, kameraya göre GCAM. Bu yüzden de GCAM'ın burada daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet sizler ne düşünüyorsunuz bu fotoğraflar hakkında? Ben Gcam'in gerçekten bütün fotoğrafların fotoğraf kalitesini, kameranın kalitesini arttırdığını düşünüyorum açıkçası. Ee, bence geliştirilmeli ve daha çok daha fazla modeli de yayılmalı bu Gcam. Ki zaten birçok modelde de var yıllardan beridir. Gcam birçok Android telefonlarda kullanılıyor. Sizler kullanıyor musunuz yoksa kullanmadınız mı şimdiye kadar veya kullanmayı da düşünüyor musunuz? Lütfen bunu yorumlarda bize belirtin. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.